Selam, ben Engin ve hikayem şöyle başlıyor. Ben futbolu çok severim. Biraz da çok fanatik Galatasaraylıdırım. Kalbim Galatasaray için çarpıyor. O zamanlar Oberhamstadt'tan tatsız olaylardan dolayı kovulduktan sonra takım aradım kendime ve Bektaş kardeşim sağ olsun, Niederramstadt'ta çok mutlu olduklarını, illaki bir defansın lazım olduğunu söyledi bana. Baktım Engin abim Oberhamstadt'tan kovulmuş, tabii en iyi anlayacak adam benim o ara. Ben de çok gezdiğim için takım. Dedim Engin abi, biz Aytaç falan, Cemil abim, hepimiz Niederramstadt'tayız. Çok güzel bir ortam var, tamam mı? Gel. Geldi. Kesin kavga çıkacak yani, herhalde galiba. İlk antrenmanıma çıktım, perşembe günüydü. Çok tatlı karşılanmadımsa bile karşılandım sağ olsunlar. İkinci takım güzeldi, her şey yolundaydı ama bir şey fark ettim, birinci takımda Türk yok. Birinci takımda dedi, hiç dedi, Türk yok dedi. Ya ben rahatsız oldum. Niederramstadt'ın hep bütün Almanları orada, Türkler ikinci takımda. Bize ne dedim ya, biz burada mutluyuk yani. Güzellik dedim ya, sen de geldin, güzellik yani. Tam o günde Zitsung var. Şimdi Zitsung'a girdik, Zitsung'da da içiyoruz. Pide içtik. Ondan sonra Niederramstadt'ın efsane başkanlarından Klaus Raibold dedi ki, Möchte jemand noch was sagen? Klaus Raibold dedi ki, Möchte jemand noch was sagen dedi. Oturduk sitzuma, güldük, eğlendik. Klaus Raibold dedi ki, Möchte noch jemand was sagen dedi. Engin abi, iş dedi. Engin abi, iş dedi. İş dedim. Dedim bakıyorum, dedim hiçbir şey değişmemiş. Her şey eskisi gibi bu sistem dedim. Eskiden Niederramstadt yani oynamışlığım var. Olduğu gibi dedim. İkinci takım Türklerle doldurmuşsunuz. Birinci takıma Türk almıyorsunuz dedim. Ve dedim onunla da kalmayıp birinci takımdaki yedekleri gönderirsiniz dedim. İkinci takımda oynatıyorsunuz dedim. Biz dedim oynayamayız dedim. Birinci takımın pisliğini biz dedim kabul etme mecburiyetinde değilik dedim. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım. Ve bir gündürlü gelmişim. Anlayacağınız, resmen adamların yüzüne dazlak dedim. Engin abi bir polemik açtı. Adamlara dazlaksınız dedi. Ortalığı bir sessizlik çöktü böyle. O ara ben kalktım, Aytaç kalktı. Artık laf ağızdan çıktı. Ofensif girik yani. Haksız mı dedik, toz kandırmıyor. O Zitsun acayip şekilde birbirimize girdik. Zitsun'u Allah'a çok şükür sakatsız, dövüşsüz bitirdik. Pazar günü maçımıza çıktık. Nedense hep ilk 11 oynuyordum. Yedek olarak çıktım. Daha da gıcık oldum ben. Salı günü sıra geldi antrenmana. Salı günü de antrenman var. Maçları vardı işte. Bektaş'la yedek kalmış o maçta. Haberini aldım. Antrenmana gittik. Bektaş'la Aytaş'la buluştuk. Tam giyinik başkan geldi. Ya dedi, o senin Zitsun'da konuştuklarından dolayı dedi. Ya sen gideceksin dedi ya da Hex'e gidecek dedi. Ulan seni! Hobi misin ha? Başkan geldi. Engin abiye şunu dedi. Ya dedi sen gideceksin ya da Hex'e gidecek dedi. Hex'e bu takımın 60 senedir bir antrenör takım için hayatını vermiş. Daha pasın bile çıkmamış yani. Engin abinin dediği laf ne olsun? Ya dedim öyle soruyorsan Hex'e gitsin. Ben buradayım, ben burada kalırım. Antrenmana da çıktık, epey bir olay oldu. Ve sonuç olarak Bektaş'la Aytaç'ı da yanıma aldım. Ve takımdan kovulduk. Komple takımdan kovulduk. O kadar mesaimiz var, nereye gidiyorsun der bir insan. O sene ilk defa sanki Niederramstadt'ta olacak gibiydi ama kısmet değilmiş. Niederramstadt'tan kovulmuşuz işte. Ben de o zamanlar Bursaspor Darmstadt var. Darmstadt'ta da oturayım. Ya dedim buraya dedim aslında Bektaş'ı da çağırabilirim. O da beni zamanında Niederramstadt'a çağırmıştı. Engin abi telefon açtı, dedi ki kardeşleri bir takım var dedi, süper dedi. Gel dedim antrenmana. İstediğini yap dedi, bağır çığır dedi. Sonra dedi gidip barışıyorsun dedi, yani kovulma yok dedi falan. Ya gittim, gerçek güzel bir ortam var. Adamlar kardeş kardeşe, sinirlensem bile adamları sakinleştiriyor, iyi güzel. O dedim güzelmiş dedim Engin abi dedim, ben de top oynamak isteyeyim. O aralarda Beşiktaş'ın altyapısından çalışmış bir tane teknik direktör gelmiş Türkiye'de. Beşiktaşlıyım bir de antrenör diye, hani belki Allah yürüye akınım der falan. Bir gaz. Bektaş antrenmana geldi. Antrenmana çıktık. Adam taktik yapıyor, gel yapıyor, git yapıyor. Şimdi taktik yapıymış beyefendi. İleri gittiğimiz zaman da hep beraber topa doğru bam 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 gideceğiz, daha oynayacağız. Biz defansık, biz arkada bekleyik. Onlar forvet, bize saldırırlar. Biz işte golü engellememiz lazım. Bizim görevimiz bu. Adam taktik yapıyor, Beşiktaş diyeyim yani. Bektaş baktım mırmırlanıyor ama yani bir şeyler dedi diyecek böyle. Ben topu aldım, birisini çalımladım, ikinci kaleye doğru gideyim, up five'ine. Neymiş efendim? Sen gidemezsin. Amacı gol atmak Bektaş'ın ama adam bizi defansa koymuş. La dedim, ne zaman biz ne zaman gidecek dedim la. Adamım yani. Adam dedi ki ben taktik yapayım dedi. Baktım arkadan bir ses geldi böyle, Engin abi dedi. Biz dedi burada çocuk oyuncağı mı bu dedi ya. Yani biz de atmak istedik gol yani. Biz dedi gol atak dedi. Biz dedi de oynayak dedi. Engin abi dedim, bunlar ne değil ha dedim. Ne diyorsunuz lan siz dedim. Niye dedim adam dedim bir o da oynaya yani çok saçma bir hal aldı olay. Biz ne zaman gidecek? Ben de atacağım. Adamlarla aram çok iyiydi. İki takım bize doğru geliyor. Engin abimden ben onların üzerine gidiyik. Ne diyiniz diye. Kaptanları geldi. Sakinleştirmeye çalışıyor beni. Bektaş bir yandan daha dedi ki biz niye oynamaydı. Hani epey bir olay oldu. Bursa Spor'dan sonra spor salonunda biz top oynamaya başladık kendi aramızda. Pasar günleri oynamaya başladık ya.
Hiç kimse bize dokunmuyor. Biz aramızda yok. Dövüşürse kendi aramızda dövüşük falan. En sağlıklısı bu. Hem bizim için hem dış dünya için. Ne yapsam da atıversem içimden, yoksa bir kaza çıkacak elimden. Nerelere gidem seni